Efendim, umudu çok sıcak tuttuğumuz noktalar var. İnşallah 12-13 canlının daha tespit edildiği noktalardan gelecek iyi haberi bekliyoruz. Bakın Hatay'da Yusuf Gül'ün bulunduğu nokta. Yusuf biraz daha uzakta. O tünel açıldı. Şimdi biraz önce verdiğiniz görüntüyü de yanına açın. Çünkü önce sadece eline ulaşmıştı ekipler. Sonrasında yeni görüntüde anladığım kadarıyla o elin sahibinin artık bedeninin daha büyük bir bölümü, yüzü gözü, vücudu da görünebiliyor. Yani demek ki kamera oraya dönemiyor tahmin ediyorum. O bulunduğu yerde. Bakın biz biraz önce sanırım bu vatandaşın elini görüyorduk bulunduğu noktada. Şimdi ya başka bir yerden kamera uzatıldı ya da ona ulaşılacak yere doğru bir tünel açıldı ki daha fazla görüş açısı da sağlanmış oldu. Birçok yerde bekliyoruz dedik, farklı farklı enkazlarda. Onlardan birinde Yusuf Gül var, birinde Esra Keskin var, birinde de Hande Bayraktar var. Esra Keskin'le devam edelim. Esra, oradaki umut yolculuğunu, oradaki umut çalışmasını aktarsın. Esra, seni dinliyoruz. Umut yolculuğu çok güzel söylediniz. O umut yolculuğu devam ediyor. 208. saatteyiz artık. Gerçekten ben de saatleri saymakta zorlanıyorum. Hangi gündeyiz inanın onu bile bilmiyorum. Çünkü çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimiz ülkecek büyük zorluklardan geçiyoruz ama işte o zorluklar içerisinde de güzel anlar yaşıyoruz. O güzel anlara dilerim ki buradan da yaşamaya devam edeceğiz. Şu anda Adıyaman'dayız ve burada çalışmaların sürdüğü bilgisini sizlerle paylaşalım. Hatta o çalışmaları da ekranlarınıza getirelim. Kameramın arkadaşım Aydın Baytar sizler için o anları ekranlarınıza getiriyor. Burası Adıyaman'da 710. sokakta bulunan zannediyorum 6-7 katlı bir apartman, bir sitenin bir bloğuydu burası. Ve yaşanan o büyük deprem sonrası ne yazık ki yerle bir oldu. Buradaki çalışmalar günlerdir devam ediyor aslında. Hatta dördüncü gününde buradan bir sağ daha çıkarıldığı bilgisi var elimizde. Yine bir çocuk buradan sağ bir şekilde çıkarılmıştı. Şu anda da yine bir çocuğu bekliyoruz. 16 yaşında bir kız çocuğunu bekliyoruz burada. Umut da bekliyoruz. Çünkü ısı tespit çalışmalarında burada bir ısı algılandı. Ve algılanan o ısı üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Hatta artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıldığını söylüyor bize burada çalışan kişiler. Yoğun bir uğraş, yoğun bir mücadele var şu an burada. Birçok farklı farklı kuruluşlardan gelen ekipler yoğun bir mücadele gerçekleştiriyorlar. Şu beyaz giyimli gördükleriniz aslında maden işçileri. Zonguldak yazıyor arkalarında. Zonguldak maden işçilerinin yoğun uğraşı şu an için o bölgede yoğunlaşmış durumda. Birçok dediğim farklı kurumlardan gelen kişiler var. Arama kurtarma ekipleri var. Yoğun bir mücadele an itibariyle devam ediyor. Tabii enkazın çökmemesi adına madencilerin zaman zaman büyük kazıklarla o enkazın altını desteklediklerini görüyoruz ve o desteklerle birlikte adeta bir maden kazar gibi içeriye yavaş yavaş girmeye devam ediyorlar. Bir alan açılmaya çalışılıyor aslında. O alandan madenciler içeriye girecek ve işte beklediğimiz o çocuğu, o genç kızı dilerim ki oradan sağ bir şekilde çekip çıkaracaklar işte bu enkazın içerisinden ve onun içinde yoğun bir mücadele devam ediyor. Umutlarımız hiç tükenmemişti. Şu an içinde devam ediyor ve hemen sol tarafında da dediğim gibi o kazıklar bir yandan kesiliyor aslında. Çünkü santim santim ölçülüyor ve o kesimler sağlanıyor. Ardından da o kazıklar getirilerek hemen o şu anda uğraşılan bölgede sabitleme çalışması yapılıyor. Çünkü üst tarafı gerçekten çok tehlikeli. Bir enkazın altında çalışıyorlar. Tabii çökme tehlikeleri zaman zaman oluyor. O yüzden de o çok çökme tehlikelerine karşı hem tedbirli hem de dikkatli olunması gerekiyor. Ve bu yüzden de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken tedbirlerde...